Evet değerli izleyenler, seçim 2024'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda bugün çok önemli bir konuğum var. AK Parti İl Başkanı Sayın Yücel Güngör. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum sana size de. Çok teşekkür ediyorum. Evet artık resmi olarak seçim süreci başladı. Evet. Neler söylemek istersiniz? Beklediği, evet. Adaylarımız da açıklandı. Tanıtıldı. Çok da güzel bir tanıtım toplantımız gerçekleşti pazar günü. Tabii ki siz bütün medyayı başta sizler olmak üzere de çok teşekkür ediyoruz. Orada da bizleri yalnız bırakmadınız. Ve o güne kadarki yaptığımız bütün toplantıların en coşkulu, en kalabalık bir toplantı olması da bu da AK Parti Denizli teşkilatımıza teşekkür etmemiz gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum. Ve bir kez daha AK Parti teşkilatımıza görev alan başta il yönetim kurulu arkadaşlarım olmak üzere kadın kolları başkanımıza, gençlik kolları başkanımıza, ilçe başkanlarımıza ve bütün mahalle başkanlarımıza ve sandık başkanlarımıza oraya gerçekten bir bayram havasına çevirip bütün başkan adaylarımızı bağrına bastıkları için de ve bu birlik ve beraberlik ve kardeşliği coşkuyla perçinleyip bütün Denizli'ye böyle bir görüntü vermemiz de çok güzel bir bizim için de hem moral motivasyon kaynağı oldu ve bunun akabinde de hızlı bir şekilde de adaylarımız kendi çalışmalarını hızlandırıp ve araç giydirmeler ve broşür noktasında da hızlı bir çalışma var. İnşallah birkaç gün sonra da ekip halinde tüm Denizli'yi inşallah kapı kapı dolaşıp girilmedik ev, tutulmadık el ve girilmedik gönül bırakmamak üzere bir sözümüz var Sayın Cumhurbaşkanımıza. Elimizden gelen tüm gayreti göstererek Denizli'mizde 20'de 20 hedefimiz var Cumhur İttifakımızla birlikte. İnşallah bunu gerçekleştirerek Denizli tarihinde de hem AK Parti'nin hem de Milliyetçi Hareket Partisi ile oluşturduğumuz Cumhur İttifakı'nın bir destanının yazıldığı bir 2024 31 Mart'ını Cenab-ı Allah inşallah bizlere nasip eder düşüncesiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmak bize ait ama zafer Cenab-ı Allah'a ait. Biz üzerimize düşenin daha fazlasını yapmak için gece gündüz çalışacağız. Ama bunun kararını verecek olan aziz milletimiz, Denizli hemşerilerimde bugüne kadar yapılan bütün çalışmaları da yerinde gördüğüne inanıyorum. Başta tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan'ın da bu şehre uzun süreden beri vermiş olduğu bir emek var. Belki bizim denizimizde yaşayanlar bunları göz alışkanlığı olduğu için çok fark edemiyor ama diğer şehirlerden denizimize ilk defa gelen kişilerin bir önceki Denizli ile şu andaki Denizli arasındaki farkı daha iyi gördüklerini ve bunları da bize ifade ettiklerinde de bir Denizli olarak da bizleri gururlandırıyor. Bu gururu yaşatan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan'a da çok teşekkür ediyoruz. Yine inşallah hem Osman Zolan Başkanımız ve diğer ilçe belediye başkanları adaylarımızla da birlikte Denizli'miz için çalışmaya gayret edeceğiz. Yani bizim buradaki amacımız Denizli'mize hizmetkar olabilmek, Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanabilmek ve Denizli hemşehrilerimizin de hayır dualarını alabilmek. Siyasete de hep böyle baktım. İnşallah bundan sonraki süreçte de bunları daha da yoğun miktarda yaşayacağımız zaman içerisinde de çalışmalarımızı devam edeceğiz. Evet başkanım şunu da sormak isterim. Seçime aslında baktığımızda çok az bir süre kaldı diyebiliriz. Çünkü göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Bu iki aylık süreçte neler olacak? İki ay da kalmadı. 50, evet iki ayı da artık 51, şey yaptım. 51 gün var. Bu noktada tabii şöyle ifade etmek isterim. Aslında zaman kendisi çok hızlı geçiyor. Ben 2019 seçimlerinin tamamlandığı günü de çok iyi hatırlıyorum. O zaman aktif bir siyasi bir görevimiz yoktu ama yine çalışmalara katılıp elimizden gelen gayreti göstermiştik. O zaman Halef Selefiz Ekrem Başar kardeşimizle. Onun ilçe başkanlığı döneminde 2019 yerel seçimlerine girilmişti. O da bize düşen görev noktasında bize vermiş olduğu görevleri de biz yerine getirmiştik. O günden bugüne de 5 yıl geçti. Çok da uzun bir zaman dilimi gibi gözükse de işte bugün tekrardan 2024 seçimlerine 50-51 günün kaldığını burada ifade ediyoruz. Önemli olan bu 5 yıllık süre zarfında milletimize neler bırakabildik, milletimizin hangi dertlerine çare bulabildik bunlara bakmak lazım. Tabii ki bunu da en iyi yapacak olan başta 1994 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandığı o 27 Mart 1994 tarihi aslında bugünlere açılan bir kapıdır. Siyaseten de bir milletin evladının çalışarak, sabrederek, samimiyetle hiçbir zaman motivasyonunu kırıcı, hiçbir olumsuzluğa boyun eğmeden bugünlere gelen bir hayat hikayesi vardır aslında Cumhurbaşkanımızın. Bizi
Şahsen beni de bugüne kadar hep motive eden lider de Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. 1994 yılında ben 16 yaşındaydım. O zaman da siyasete yine aynı şekilde bir ilgim vardı. Memleket meselelerine arkadaşlarımızla birlikte kafa yorardık. Ve o günün tarihinde de İstanbul gerçekten bunu milletimiz yapmıştır, İstanbullular yapmıştır. Orada en iyi adayı ortaya çıkarıp ona İstanbul'un mührünü teslim etmişlerdir. 1994 yılında sizler de hatırlarsanız medyada takip ettiğimizde, yani İstanbul gibi bir şehir, daha 1994 yılından bahsediyoruz. Yani öyle çok 100 yıl öncesinden bahsetmiyoruz. 1994'ten bahsediyoruz. Oradaki insanların Sayın Cumhurbaşkanımızdan, o dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan istediği iki tane önemli konu vardı. Bu konuyu çöz diyorlardı. Bu konuların bir tanesi çeşmelerinden suyun akması, ikincisi de sokak ve caddelerdeki çöplerin temizlenmesi. İstanbul bu haldeydi. Yani İstanbul o dönemde CHP yönetiminde, eski adıyla SHP yönetiminde bir belediyecilik vardı ve çöp belediyeciliği vardı. O belediyecilikten sonra Büyükşehir Belediyesi Cumhurbaşkanımız tarafından kazanıldığı andan itibaren oradaki çeşmelerden suyun akması, çöplerin temizlenmesi ve onun üzerine köprüler, yollar yapılmaz, edilmez, bunların asla olmaz denilen tüm işleri, yani iki kıtayı birleştiren Avrasya Tüneli ile de artık perçinlenmiş ve bunun gibi sayamıyoruz. Artık işte üçüncü köprüyü ilave ettik, İstanbul Havalimanı tekrardan inşa edildi. Ya bunlara baktığımızda da milletimizin bunları gördüğüne inanıyoruz. Bizim burada da aynı şekilde denizimizle de ilgili büyükşehrimizin yapmış olduğu bütün hizmetleri biz tek tek anlatmakla mükellefiz. Bizim denizimizde de yine aynı şekilde Büyükşehir Belediyesi'nin ve ilçe belediyelerimizin yapmış olduğu o kadar güzel yatırımlar, o kadar güzel binaların yanında da bir de bizim belediye başkanı adaylarımız da bunun yanında da vatandaşlarımıza hep iç içe olma gayreti içerisinde oldu. Bunun en güzel örneği de hakikaten bugün hani biz bunu gururunda yaşıyoruz. Sokakta ben bunu duyduğumuzda çok memnun oluyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Zolan ismi zikredildiğinde ya Osman Başkan kıyamayız. Biz ona tekrar oy veririz ve onun sempatikliği ve onunla ilgili güler yüzüyle ilgili herkesten bir olumlu dönüşler almamız. Bu da AK Parti belediyeciliğinin bir de adayımızla perçinleşip gerçek belediyeciliğe yol açan, bizim de işimizi sahada kolaylaştıran en güzel olaylar olduğunu düşünüyorum. Bizim de yol yürüyüşümüzde en iyi noktada da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize vermiş olduğu talimatlar neyse bir fiil biz de bunu Denizli'de uygulayacağız. Zaten uyguluyoruz. Onun başkanlığında teşkilat başkanımız Sayın Erkan Kandemir'in bize vermiş olduğu talimatlarla biz Denizli'mizde inşallah tabii ki buradaki milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Genel Başkan Yardımcımızla birlikte bir istişare mekanizması içerisinde Denizli'mizde en iyi çalışma nasıl olur bir beyin jimnastiğiyle elimizden gelen gayretin en fazlasını göstererek inşallah bir destan yazacağımızdan adım gibi eminim. Ve bu noktada da bizim adaylarımız Denizli için en iyi adaylar ve en güçlü adaylardır. Her biri daha önceden memleketimize hizmet etmiş. Kimisi İl Genel Meclis Başkanlığı yapmış, Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yapmış. Ve her biri de belediyecilik açısından da Denizli'ye de hizmet açısından da emekleri geçmiş insanlardan kurulu bir başkan adaylarımız var. Rabbime şükürler olsun ki yani bugüne kadar da her birinin de o çalışma azmi, gayreti biz de onu gördüğümüzde de özellikle dün ve ondan önceki gün Pamukkale ve Merkez Efendi adaylarımızla tekrardan bir görüşme yaptık. Onların azim, kararlılığı ve çalışkanlığı bizleri daha çok umutlandırdı. Rabbime şükürler olsun. Allah nasip ederse merkezde hem Pamukkale'nin hem de Merkez Efendi'nin tekrar, yani zaten Pamukkale bizdeydi, tekrar yine bizim adayımızı kazanarak AK Partili belediyeciliği devam edecek. Biliyorsunuz Merkez Efendi'de 5 yıl bir ara vermiştik. O da milletimizin vermiş olduğu bir karar. Biz milletimizin vermiş olduğu bir karara asla söz söylemeyiz. Ama o 5 yıllık dönem bitti. İkinci 5 yıllık dönemde biz kendimizi daha iyi anlatarak ve biz Ekrem Başar başkan adayımızla da birlikte inşallah Merkez Efendimiz'i AK Parti belediyeciliğiyle tekrardan kavuşturmak ve bu özlemi de bitirmek için yollara çıktık. Kendisi de 2 günden beri sahada koşturuyor teşkilatımızla birlikte. Güzel bir birliktelik var. İnşallah önümüzdeki dönemde de merkez için konuşuyorum. İki merkezimiz de yine AK Partili bir belediyecilik anlayışıyla inşallah Denizli vatandaşlarımız bunun kararını verecek noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Peki başkanım, 1 Nisan sabahı nasıl bir sabaha uyanacağız sizce seçim bittikten sonra? 1 Nisan sabahı Allah nasip ederse yine her zaman olduğu gibi biz milletimize güveniyoruz. Önce ben şunu ifade edeyim. Biz hiçbir şeyi kendimizden bilmeyiz. Yani bunu ben işte il başkanı olarak ben yaptım, ben, bizde yok. Biz bunu yapacaksak ve bir başarı kazanılacaksa bunu biz yapacağız. Bu bizim içerisinde, bu şehrin içerisindeki dinamikler var. Bu dinamiklerin de en önemlisi de bizim kendi Denizli hemşerilerimiz ana nokta. Bu hemşerilerimize biz kendimizi ve partimizi anlatma ve hangi noktaları eksikse tamamlama görevi de bizlere ait. İl başkanının bir görevi var, ilçe başkanının bir görevi var. Ve bununla birlikte belediye başkan adaylarımızın da kendini bir anlatma ve tanıtma gayreti var. Ve bu milletvekillerimiz de buna dahil. Ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Genel Başkan Yardımcımızla da birlikte inşallah bu noktada bizler Denizli'mizi daha iyi anlatarak ve yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı milletimize uygun bir dille, bize düşen görev bu. Biz kendimizi anlatacağız. Biz farklı bir şey yalanla dolanla, İşte sosyal medyada yalanlarla iş yapan bir parti olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Bu benim kendi şahsi karakterime de uygun bir şey değil. O yüzden bütün çalışmalarımızı biz milletimizin güvencesi altında kendimizi milletimize anlatırız. Ama biz her şeyi yapıp çalışırız, çabalarız. Bunun kararını verecek olan aziz milletimiz, Denizli hemşerilerimiz. Ama onlar bir karar verdikten sonra bizden asla bugüne kadar şöyle bir şey duymamışsınızdır. Milletimize suçu atıp milletimizle ilgili asla olumsuz bir şey söylemeyiz. Ondan gelen bizim başımızın üzerinedir. Ama bir eksiklik varsa da o da bizim eksikliğimizdir deriz her zaman. Bir sonraki seçime de o eksiklerimizi gidermek üzere çalışmalarımızı devam ederiz. O yüzden Denizli hemşerilerimize zaten bu noktada kime nasıl davranacağını, kime nasıl destek vereceğini bugüne kadar yapmış olduğu seçimlerde de bunu göstermiştir. Eksiklerimiz noktasında bizleri uyarmıştır. Eğer iyi olmayan bir şey varsa da onu şu şekilde düzeltirseniz biz bunu siz destekleriz diye de bunu hani işte sandıkta anlatmıştır hep. Biz de o sandık sonuçları üzerinde zaten sandık sandık biz hangi mahalle, hangi sokak, neler yapmış, neler orada eksiğimiz. Bugüne kadar onları zaten bir süzgeçten geçirdik, bir kıvama getirdik. Bundan sonraki süreçte de o eksiklerimizin tamamlanması noktasında ve yapılacak olan işlemlerinde belediyecilik açısından da en güzel örneğini zaten Denizli'miz yaşıyor, yaşamakta. 2004 yılından itibaren de biliyorsunuz 20 yıldan beri de Denizli'mizde Büyükşehir Belediye Başkanlığı noktasında da yine aynı şekilde gerçekten hizmet belediyeciliğine destek veren bir hemşehrilerimiz var. O noktada biz hemşehrilerimize mahcup olmak olmamak üzere yola çıktık. İnşallah 1 Nisan sabahı yine Cumhur İttifakı'nın bir zaferinin taşlandığı bir sabah olacak. 28 Mayıs'ta nasıl ki farklı noktalarda 60-70 oranlarında kendilerini görenler, kazanıyoruz, kazandık diyenlerin artık ortada olmadığı ve daha seçim olmadan bitmeden adaylarına Cumhurbaşkanım diye hitap edip yanındakiler de Cumhurbaşkanı yardımcım diyerek böyle bir komedi filmi vardı. O komedi filminde milletimiz bitirdi. Yeni bir film var. Bu filmin adı da Türkiye Yüzyılı filmi. Bunun da başrol oyuncusu da Recep Tayyip Erdoğan liderimiz. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde de hem hükümet anlamında da inşallah 2028 yılına kadar da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetiyle birlikte bir hükümet devam edecek ve inşallah 1 Nisan'da da yine yerel anlamda da liderliği yine Cumhur İttifakımız alacak diye ümit ediyoruz. Ve bu yönde de çalışmalarımız devam ediyor. Zaten Denizli'mizde %75 oranında ilçeler baz alındığında Cumhur İttifakı'na ait bir başarı var. Sadece %25'i diğer ittifakta. İnşallah biz bunu 85-90'ları %100'lere çıkaracağız işte. 20'deki 20 hedefimiz de bu. Bizim her zaman her seçime girdiğimizde bir önceki seçimden çok daha başarılı olma hedefimiz vardır. İnşallah bu hedefimizi de yaparken de sadece böyle lafla sözle değil, tabii ki bunu yaparken belirli bir strateji üzerine belirli bir arkadaşlarımıza yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Denizli'mize biz bunu kendimize anlatmamız gerekiyor. Zaten hani siyasette artık şöyle bir şey var. Herkes herkese çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Sosyal medyadan bütün vatandaşlarımız kendi dertlerini, tasalarını, şikayetlerini hızlı bir şekilde yetkililere iletebilen bir şekilde bir sistem var. Bu sistem içerisinde sizin rol yapma noktasında hiçbir şeyiniz kalmıyor. Yani burada siz gerçekten samimi olmak zorundasınız. Eğer öyle değilseniz millet zaten onu ayırıyor.
O noktada ben milletimize çok güveniyorum. Elbette ki sorunlar yok mu? Var ama bu sorunları da çözecek olan yine AK Parti hükümetidir ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır diyoruz. Başkanım, biraz muhalefete de değindik ama ben biraz da Deniz'deki muhalefete değinmek istiyorum. Neler söylemek istersiniz? Özellikle Deniz'deki muhalefette biraz işler karıştı da diyebiliriz aslında bazı noktalarda. Siz bir siyasetçi olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii biz... Beklediğiniz bir şey miydi daha doğrusu? Öyle şimdi söyleyeyim. Şöyle, hani şunu ifade edeyim. Ben öncelikle bu seçimin Deniz'imize yakışır. Birlik, beraberlik ve kardeşlik üzerine ve adayların birbirine hakaret etmeden... Ve tabii eleştiri olacaktır. Herkes birbirini sevmek zorunda değil ama birbirine saygı göstermek zorunda. Bütün siyasi parti adaylarına ben şunu söylüyorum. Yani birbirimize hakaret etmeden ve yapacaklarımızı anlatacağımız ve Denizli'mize yapacağımız hizmetleri anlatacağımız bir seçim olmasını, kavgasız, gürültüsüz ve Denizli hemşehrilerimize yakışacak bir seçim olmasını diliyorum. Buradan da bunu bütün adaylarımıza ve il başkanlarımıza iletmek isterim. Bizim siyaseten de hiçbir zaman karşı muhalefetin veya karşı partilerin ne yaptığıyla ilgili biz çok fazla ilgilenmiyoruz. O partinin kendi iç meselesidir. Onların il başkanları seviyesinde onların çözmesi gereken noktalardır. Bu yüzden biz önce kendimize bakarız. Biz AK Parti il başkanlığı olarak kendi yapacağımız işlerle daha çok kafa yoruyoruz. Muhalefetin yapacağı işler de kendilerini ilgilendirir. Benim buradan onlarla ilgili... onların işine karışacak ve onlara akıl verecek bir tutum içerisine girmem de uygun olmadığını düşünüyorum. O yüzden de sadece ve sadece şunu ifade edeyim. Göreceksiniz bizler bu tutum ve davranışlarımızla birlikte bizim 31 Mart 2024 tarihinin gecesine kadar gece gündüz çalışacağız ve kendimizi anlatacağız, adaylarımızı anlatacağız. Ve AK Parti'nin belediyeciliğini anlatacağız ki zaten yola çıktığınızda yollar zaten bunu anlatıyor. Köprülü kavşaklardan geçerseniz yollar bunu size anlatıyor. Nereden nereye giderseniz gidin zaten bir şeyler size AK Parti'nin döneminde yerel yönetimler anlamında yapılan o eğitimle ilgili, sosyal alanla ilgili yapılan bütün işlemler zaten sizin gözünüze geliyor. Ama bunlar her gün göre sanki her zaman varmış gibi bir hissiyat oluşuyor. İşte biz bu hissiyatları biraz daha hatırlatarak, o yapılan işleri biraz daha gündemde tutarak kendi yaptığımız işleri vatandaşımıza uygun bir dili kullanarak anlatma gayreti içerisindeyiz. Biz yani siyaseten de bugüne kadar yaptığımız işler anlatmaya kalksak gerçekten bu bize ne 60 gün yeter, ne 100 gün yeter, ne 1 yıl yeter, ne 5 yıl yeter. Çünkü hakikaten yani bu ben çocukluğumdan bugüne kadar şöyle bir Denizli'yi hayal ettiğim zaman bugünkü noktada biz çok farklı bir noktadayız. Yani özellikle işte Denizli'mizin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra 2003 yılında Denizli'mizi ziyarete geldiğinde Denizli'mizin Sayın Başbakanımız da o zaman Başbakanımızdan istediği tek önemli iş vardı. O da Denizli-Aydın arasındaki yolun duble yol olarak yapılmasıydı ve bu yapılırsa çok rahatlayacak bir şehir noktasına geleceğimizi sanayici ve iş adamlarımızın tek isteği buydu. Ben de o zaman siyasetin içerisinde olduğum için bunları hep kulaklarımıza duyduk, gözlerimize gördük. Başbakanımızın da o zaman verdiği cevapları. Ve ilk Türkiye'de duble yol çalışmasını emrini verdiği yer de Denizli Aydın Otoyolu'dur. Yani Denizli'den başladı. İlk orada bunu bir anda yani hatta orada bir sene falan demişlerdi. O yok dedi, burası 9 ayda bitecek dedi. 9 ay içerisinde Denizli ve Aydın o yani tek şeritti. Yani şimdi ben de şeyi anlatayım gençlere veya bilmeyen arkadaşlarımıza. Yollar hep böyle değildi. Tek şerit demek aynı yol üzerinde sağdan bir araç ve soldan da bir araç yan yana geçtiği bir yoldu. Yani bunu duble yol noktasına getirdiğinizde daha rahat bir ulaşım sağlanıyordu. Tabii ki Denizli de ihracat şehri. Sanayicilerimizin de ürünlerini genelde işte nakliye anlamında da gümrüklere daha hızlı götürmesi için de İzmir'in önemli bir kapısı var. Limanımız var çünkü orada. Oradan ihracat yapıyoruz. Tabii bunun da hızlandırılması noktasında. Tabii o gün şartlarında bu duble yol hikayesi bitti. Şimdi de artık o da yetmiyor. Biliyorsunuz otobanın bir kısmı evet. Açıldı. Yani Denizli sanayisiyle gelişmekte ve bunun yanında da yollarıyla da dünyaya açılan kapılarla da inşallah hızlı bir noktaya gidecek. Hani bunu anlatmamın gayesi de şey, bunu yapmak bize nasip oldu. Yani Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapmak. Neden bu daha önce keşke yapılaydı da biz bugün başka işler yapaydık. Yani bazıları da küçümsüyor işte ama
İşte inşallah bugün ilk Türk astronotumuz da dünyaya tekrardan geriye dönecek. Burada Alper Bey'le de alakalı şunu ifade edeyim. Hakikaten hani bizim çocukluğumuzdan beri hep işte Neil Armstrong'ların işte Ay'a gittiği, şunlar falan işte uzaya çıktı. Hep böyle konuşulur. İşte tarih kitaplarında yazardı. İnşallah bizim tarih kitaplarımızda da ilk Türk astronotunun kim olduğuyla ilgili bütün gençlerimizin bildiği ve onların da o noktaya doğru kendi düşüncelerini ve işte günümüzde de işte gençlerle ilgili işte astronotla alakalı bilgilerin Google'da çok araştırıldı. İşte nasıl astronot olunabilir? İşte orada nasıl hareketlerle işte yerçekimsiz bir ortamda insanların ilgisini de çekiyor. İnşallah burada da hakikaten hani Türkiye bir taraftan yerel anlamda ilerlerken diğer anlamda da hem savunma sanayi alanında da kendisini ilerleten bir Türkiye halinde. Yani bir de tabii ki şu da önemli. Bizim Türkiye olarak savunma sanayinde tarihte ilk defa sizin yapmış olduğunuz bir silahın, İHA'nın, SİHA'nın Avrupa Birliği bir ülkesi satılması. Yani biliyorsunuz yaklaşık 2 yıl önce ilk defa Türkiye Avrupa Birliği üyesi olan bir ülkeye silah sattı. Bu ülkede Polonya. Yani bunun sonra tamamı artık sayısı arttı. İşte Ukrayna'ya vesaire de her yere satılmaya başladı. Katar'da vesaire. Ama bu biz millet olarak da övünmemiz gereken. Yani burada hangi siyasi görüşte olursanız olun bu siyasi bir iş değil. Çünkü bu ülkenin milli savunması Allah göstermesin bize herhangi bir saldırı söz konusu olduğunda içimizde sen şucusun sen bucusun diye ayıracak olan yok galiba. Savaşta herkese eşit olduğu için de bu savunma alandaki yapılan işlerinde herkesin gurur duyması gerekiyor. Ama biz üzüldük bunu. Çünkü genel seçimlerde bizim bu yaptığımız işleri işte SİHA'ların, İHA'ların yapıldığı uçak fabrikalarının kapatılması, işte bunların satılması, başka birilerine verilmesi noktasında vaatler oldu. Bu ben de bir Türk genci olarak da bundan çok üzüldüm. Yani biz tamam siyaseten farklı noktalarda olabiliriz ama bu cümleler çok ağır gelir. Bu memleketin gelişmesi herkesi ilgilendirir. Milletimizin de bu noktada bakacağını düşünüyorum. Başkanım şunu da sormak isterim. 2 gün önce ne yazık ki çok acı bir olay yaşadık Çağlayan Adliyesi'nde. 2 DHKPC'li teröristin bir saldırısıyla başladık o güne. Ve ne yazık ki bir vatandaşımız da hayatını kaybetti. Ben buraya da değinmek istiyorum. Neler söylemek istersiniz bununla ilgili olarak? Biliyorsunuz orada daha önce bir savcımızı katletmişlerdi. Maalesef. Yine aynı terör örgütünün mensupları. Hatta oranın ismini de katledildiği için de o savcımızın ismini vermiştik. Tabii üzüncü, yani bu konular ne kadar uyanık olduğumuzu ve bu seçim atmosferine de girdiğimiz dönemde de her zaman böyle ülkemizi kaosa sürüklemek isteyen ve gündemi teröre çevirmek isteyen, zaten terörün yapmak istediği en büyük istek de bu. Ülkede kaos olsun, güvenlik açığı olsun ve bunu hissiyatıyla insanlar korku içerisinde, panik içerisinde yaşasın, dışarıya çıkmasın, işte kalabalık yerlerde bulunmasın noktasına getirmek için çalışıyorlar. Tabii ki bunun yanında da ben orada kahraman polislerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Gerçekten oradaki o 2 teröristin haddini orada da bildiler. Etkisiz hale getirildi. Ve bir vatandaşımız da yaralıydı, o da vefat etti. Allah'tan rahmet diliyorum vatandaşımıza. O 2 teröristin de cezasının orada verilmesi noktasında da kahraman emniyet teşkilatımız ve polislerimizi de tebrik ediyorum. Bu memleketin yiğit insanların da olduğunu hiç kimse unutmasın. Bu memleket öyle kolay kurulmadı. Öyle 2, 3, 5 çapulcuya da teslim edilecek bir ülke olmadığını da bütün dünyaya her zaman gösteriyoruz. Yani buna şunun için söylüyorum, hani bunu hissettiğim için söylüyorum. Eğer bir insan İstiklal Marşı okunurken içi titriyorsa, tüyleri diken diken oluyorsa, Mehter Marşı'nı dinleyince ruhu başka bir yerlere gidiyorsa, bu milletimizin içerisindeki vatan sevgisini, millet sevgisini, devlet sevgisini ve bayrak sevgisini hiç kimse elinden alamaz. O yüzden bizim bu noktadaki yapmış olduğumuz bütün terörle mücadelede de gerek Kuzey Irak'ta, gerekse Suriye'de ve bunların ülke dışına atılması noktasında Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Emniyet Teşkilatımızın ve Jandarmamızın büyük bir gayreti var. Biz bugün işte burada rahat bir şekilde
hayatımızı sürdürebiliyorsak, hiç aklımdan çıkarmam ben onu. Biz burada rahat hayatımıza devam ediyoruz ama birileri 24 saat, yani bunun hiç kesintisiz bizim adımıza vatan topraklarında nöbet tuttuğunu ve düşman askerlerin, oradaki teröristlerin, herkesin ülkemize zarar verecek diye gözünü kırpmadan izleyen ve onları haddini bildiren kahraman askerlerimizin, polislerimizin, jandarmamızın olduğunu da hiç kimse unutmasın. Çünkü hani ben askerlik vazifemi yerime getirdim, vatan hizmetidir, yerine getirdim. Bu noktada da hep o zaman öyle düşünmüştüm. Hakikaten orada, yani askeri içerisinde de o üniformayı giymek herkese nasip olmuyor. Ama o üniformada da inşallah canını verecek. Bizden sonraki arkadaşlarımız, gençlerimiz de bunu verecek. Tabii ki şöyle düşündüğümüzde bu ülke gerçekten tarihsel olarak da baktığımızda kolay bir yerde değil. Özellikle Kurtuluş Savaşı dönemlerinde, Çanakkale Savaşı dönemlerinde öyle kahramanlar var ki, belki biz bugün isimlerini hatırlamıyoruz ama o gün o, yani bir insanın bu memlekete, vatanına verebileceği en büyük şey nedir? Canıdır. Yani o canını vermekten çekinmeyen bir neslin torunları olarak da bizim vatanımızı, milletimizi korumak için çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Herkes kendi durumunda. Asker orada nöbetini en iyi şekilde tutacak. Biz burada işte hem siyaseten hem de iş insanı kimliğiyle de ihracatımızı geliştirmek için çalışacağız, çalışacağız. Bu vatan için çalışacağız hepimiz. Bu çerçevede çalışırsak başarılı olacağımızı düşünüyorum. Yani öyle bir ülkeyiz ki biz bugün Türkiye olarak, bakın 34 ülkede 78 tane bizim Türk şehitliği var, biliyor musunuz? Dünyada 34 ülkede 78 şehitliğimiz var bizim. Türkiye haricini konuşuyorum. Yani Türkiye'nin ne demek olduğunu, aslında Türkiye'nin bundan önce nerelere uzandığını görmek gerekiyor. Hatırlarsanız işte birkaç gün önce Dışişleri Bakanımız Malta'yı ziyaret etti. Malta'da bir Türk şehitliğini ziyaret etti. Yani şöyle baktığımızda ben de Macaristan'a gittim. Macaristan'da da Türk şehitliğini ziyaret ettim. Bizim orada Saraybosna'da dahil o kadar şehitlerimiz var ki. Yani bu Türkiye, Türkiye'den ibaret olmadığını aslında bütün Avrupa'da biliyor, Amerika'da biliyor. Bizim gönül coğrafyamızın çok geniş olduğunu herkes biliyor. O yüzden de düşmanımız çok fazla. Eğer ki Türkiye gerçekten, yani bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de hedefidir. Yani muasır medeniyetler seviyesinden daha da en üst noktaya çıkmak gayreti de bölgesinde ve dünyada en güçlü olmak hedeftir bu. Yani bu da bize yakışan bir şeydir ki tarihsel şöyle baktığımızda geriye de biz bunu gerçekleştirmiş bir milletin torunları olduğumuzda bize unutturma gayreti var. Ama biz bunu unutturmamak için de bir gayret de biz gösteriyoruz. Allah'ın izniyle göreceksiniz, herkes aslına rücu edecek. Bizim milletimiz de aynı şekilde aslına rücu ettikten sonra da bizim gençlerimiz diğer Avrupalı ve Amerikalı gençlerden daha düşük zekalı değil ki. Bizim çok zekalı kardeşlerimiz var. Önemli olan siyaset, yani lider, bunları bir araya getirip bu zekasını kullanabileceği sistemi önüne açmaktır. Ama bugüne kadar bunlar yapılamamış maalesef. Yani işte bugün bizim özellikle konuştuğumuz o kendi yaptığımız gemilerimiz, TCG gemimiz, SİHA'larımız, İHA'larımız, insansız hava araçlarımız, insanlı araçlarımız, uçağımız, yani teknoloji o kadar ileriye gidiyor ki biz bunu takip etmemiz lazım. İşte bu takip etme noktasında da lider ne yapar? Bu yetenekli kardeşlerimizin çalışabileceği ortamı sağlar. Alın size bütün imkanlar, yapın burada yapın demektir. Ama bu maalesef o dönemki dış güçlerin etkisiyle de ve bizim o günkü biliyorsunuz koalisyon hükümetleri döneminde de böyle süreklilik arz eden ne başbakan ne cumhurbaşkanı oldu. Yani o noktada da bu eksiklikten dolayı da işte cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçtikten sonra 5 yıl boyunca bir yürüyüş, kesintisiz bir yürüyüş açıldı da bunlar öyle bu hale gelebildi. Hani milletimizin de bunu çok iyi takdir ettiğini ve bunu da takip ettiğini de biliyoruz. Bu noktada da bütün hemşehrilerin bunların bir kez daha gözden geçirilerek aslında yani bizim milletimiz olarak da zaten hani Allah şükürler olsun ki yani bu milletin bir evladı olarak dünyaya gelmişim. Yani bu konuda da gurur duyuyoruz.
Ve diğer milletlerle de kendimizi karşılaştığımızda da Türk milletinin onlara göre insanlık olarak, maneviyat olarak, samimiyet olarak çok daha ileride olduğunu da buradan ifade etmek isterim bir kez daha. O yüzden kendimize güveneceğiz. Kendimize, yani önce biz bir şeyi yapacağımıza inandığımız andan itibaren o inandığın hedef doğrultusuna gittiğinde de Allah size yardım edeceğini bir kez daha hatırlatmak isterim. Zaten Cumhurbaşkanımızın da vermiş olduğu bizlerde öğütler ve talimatlar da bu şekildedir. Önce biz inanacağız. İnandığımız yoldan asla vazgeçmeyeceğiz. Ve bizim inancımız ne? Tek inancımız var bizim burada. Neden ben siyaset yapıyorum? Bunu bak iki kelimede bir kez daha size ifade edeyim. Şahıs olarak buna bütün kalbimle inanarak söylüyorum. İki hedefim var. Bu hedefimin haricinde inanın hiçbir hedefim de yok. Birincisi Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için ben bu siyaseti yapıyorum. İkincisi de aziz milletimize hizmet edersek ve bir şeyler yaparsak, bir şeylerini onların işlerini kolaylaştırırsak ve bir sorunu çözmek bize nasip olursa, o da bize dua ederse bundan büyük bir herhalde bir gelir yoktur diye düşünüyoruz. Hep bu amaç üzerinde yol yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Tabii bu yol yürüyüşümüz esnasında zorluklar olur, bazen yokuş olur, bazen düz yollar olur ama bunların neticesinde bizler kendimize güvenerek, yolumuza devam ederek, hedefimize sapmadan, bahane üretmeden, çözüm arayarak yolumuza devam eden bir AK Parti var bugüne kadar ve bu AK Parti çatısı altında da ben de Rabbime şükürler olsun bir il başkanı olarak da 31 Mart 2024 seçimlerine girip bir zafere daha Denizli hemşehrilerimizle birlikte, onların gayreti ve teşkilatımızın çalışmasıyla birlikte onların kazanacağı bir seçim olacağına inanıyoruz. Biz sadece burada il başkanı olarak bu organizasyon içerisinde yer alan bir kardeşiniz olarak ifade etmek isterim. Asıl burada başarının sahibi AK Parti'dir. Asıl buradaki bugüne kadar kazanılan bütün zaferlerin tek sahibi de aziz milletimizdir. Evet başkanım çok teşekkür ediyorum. Süremizin de sonuna geldik. Ağzınıza sağlık diyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.